24.sü düzenlenen Uluslararası Agrotek Tarım Fuarı Ankara'da açıldı. Agrotek Tarım Fuarı ile birlikte Ankara Gölbaşı Fuar ve Kurban Alanı'nın açılışı da gerçekleştirilmiş oldu. Törende konuşan Ankara İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Korkmaz, başkentin 23 ürünün üretiminde Türkiye'de ilk sırada yer aldığını söyledi. Son yıllarda ilimizde uygulanan projeler, verilen destekler, yapılan çiftçi eğitimleri, bitkisel üretimde ve hayvansal üretimde çok önemli bir artışların olmasına vesile olmuştur. Özellikle geçmiş yıllarda 600 bin civarında olan küçükbaş hayvan varlığımız Ankara'da şu anda 2 milyona ulaşmıştır. Yine 250-300 bin civarında olan büyükbaş hayvan varlığımız 2021 yılı güncel rakamlarıyla şu an 600 binleri aştı. Et üretiminde neredeyse ilk sıralara yerleştik. Geçen sene ikinci sıradaydık. Şu anda karkas et üretiminde ilk sırada yer alıyoruz. Ankara, evet, bu rakamlar gösteriyor ki Ankara tarımın da başkenti. Şu anda 2021 yılı itibariyle yaklaşık 53 tane tarımsal üründe Ankara üretimde ilk 10 sırada yer almaktadır. Hatta bunların 23 tarımsal üründe yine ilk 3 sırada yer almaktadır. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanı Muhammed Adaksa, salgına rağmen 42 ilde 1 milyar lira hibe sağladıklarını söyledi. TKDK olarak 2020 yılında pandemiye rağmen 1 milyar lira hibe dağıttık 42 ilde. Bu senede inşallah 2 milyarın üzerinde bir hibe dağıtacağız. Bu bizim tabii tarım ve hayvancılık sektörünün dışında kırsal kalkınma amacıyla yaptığımız faaliyetleri devam ettireceğiz. 2023 yılından sonra da devam ettireceğiz inşallah. Fuar 19 Eylül'e kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.